Astroloji dendi mi akan sular durur. Acaba geleceğim nasıl olacak? Evlenebilecek miyim? Zengin olacak mıyım? Sağlığımdan ne haber? Hepsinin cevabı sana özel haritada. Ama bir konuda dikkat. Astroloji fal değil, taro değil, büyü değil, içgörü hiç değil. Astroloji gökyüzünün ilmi. Saçmalama, dediğinizi duyar gibi oluyorum. Aslında hepimiz yıldız tozu değil miyiz? Bütün sorularımızın cevabı gökyüzünde olabilir. Öyle bir ilim ki ne kadar öğrenirsek öğrenelim sonsuz bir bilgi okyanusu. Danışalım ki hata payımız azalsın, işlerimiz kolaylaşsın, yaşam keyiflensin, eğilimlerimizi, yeteneklerimizi keşfedelim. O kişi hayatımızın aşkı mı değil mi öğrenelim. Olabilecek tatsızlıklara önlem alalım. Astroloji hayatın sürprizlerini bozmaz, daha rahat anlamamızı sağlar. Astroloji olasılıkları söyler, uygulaması bize düşer. Geldik görkemli aslanlara. Evet, seviyorum aslanları ama aslan kadınları zor. Kolay bir kadın tipi değil. Erkeği çok kolay sanki. Yani egolarına, kendilerine aşıklar. Terbiyesiz aslanlar çok kötü. Terbiye edilmiş aslanlar süper. Yani aslında her burcun tabii iyisi kötüsü var. Ama o ego beni öldürüyor, beni benden alıyor. O mesnetsiz bir egoları var ya, kendilerini bir lütuf zannettikleri bir durum. Dünyayı onlar çok güzel gelmiş. Bir de yani hiçbir şey olmayan aslanlarda o oluyor genelde. Zaten iyi eğitimlisi de tadından yenmez. Dünyanın en tatlı insanları. Fakat şeydir, aslanlar çok, cinsleri çok farklıdır. Kedi aslanlar vardır, panter aslanlar. Jaguar. Yani aslan milletiyle balık milleti çok farklıdır. Onları çözemezsin. Aslanların bir vakur olanı vardır. Babacan, yardımsever. Evet, çok severim. Hani genelde böyle mahallenin cömert ablası, babası, ablacım, abicim diye falan konuşur aslanlar genelde. Hallederiz abim, yaparız ablam falan. Onlar güzeldir. Ama onları bile ara sıra gazını vereceksin. Çünkü ara sıra ben sana o kadar iyilik yaptım da işte benim şeyimi, havamı, yani hani hakkımı ver demek ister, iltifat beklerler. O yüzden ara sıra onları öveceksin ama boş övgüyü de değil. Çünkü aslanlar çok zeki. Ama boş övgüye bayılırlar. Şu mikrofonuna bakayım nasıl duruyor. O pek böyle fonksiyonel durmuyor. Hani sesini çıkar şey. Tıkıştırdım, ha, koydum. Iyi. Şimdi şey, boş övgüye bayılıyorlar. Yeter ki öv onları abi. Ama akıllısı da çok iyi anlıyor. Ha. Sen beni gaza getiriyorsun, söyle bakayım ne istiyorsun falan diyor. Yani öyle aslanlar zeki insanlar. Gözleri çok iyi görür. Aslana baktığınız zaman bir ellerinin pençe gibidir aslanlar ama zariftir. Ama uzun pençe, bir de gözleri böyle avını iyi görmek için iri iridir. Saçları ve bazen de böyle hafif patlak gözlü oluyorlar. Dışa doğru ama kötü bir patlaklık değil. Hemen gözleriyle dikkat çekiyorlar. Birinin gözlerinden etkilenmek istiyorsan iki burç vardır. Birincisi akreptir, ikincisi aslandır. Akrebi aslan geçemez ama. Yani aslan ikinci plandadır. Akrep manyetik bir göz şey, enerjisi vardır. Kendinden biliyorsundur herhalde. Aslan ya evet, bütün gün onu düşünüyorum. Ne biçim manyetik gözlerim var diye. Çok umurumda çünkü benim, biliyorsun. Ya beni boş versen. Yükselenin aslan olsaydı olurdu ha, ama. Evet. Aa, hem akrep hem aslan olsaydım. Allah, eyvah eyvah. Havamdan geçilmezdi. Ay, seninle program yapılmazdı o zaman. Seninle görüşmüyor, tanışmıyor olurdu büyük ihtimal benim egomdan. Programlarda sürekli seni bohbohlardık. Şimdi aslanları kızdıracağız. Ama bak, aslanlar ormanlar kralı. Ormanlar kraliçesidir. Gerçektir. Bir kükredikleri zaman herkesin ona secdeye durmasını isterler. Biraz tapınmak gerekiyor sanki aslanlara. Hani sen büyüksün ama bunun da hakkını verirler. Şimdi aslanlara da hakaret etmeyelim. Hakkını veriyorlar. Çok düzgün insanlar ama çok kaprisliler. Ha, öyle mi? Çok kaprisliler. Aslan insanı mutlu etmek çok zordur. Hediyenin en pahalısını ya da evet, en görkemlisini isterler. Çok lüks şeylerden hoşlanıyorlar. Lüks, yani bir şey alırsın. Böyle pazardan bir şey alamazsın şöyle, aslana yani. Bana bunu mu getirmiş olayı vardır söylemese bile. Beyni onu söyler, hissettirir sana. Teşekkür ederim der bırakır. Çığlık atmaz, sağ ol zahmet. Niye atsın canım çığlık zaten? Ama aslanlar beğendikleri zaman göz ışıltılarından ha, anlarsın. Gözleri donuk durur. Yani aslan partneri varsa birisinin böyle... Sokak gözlüğü almayın ona mesela. Gidin en marka gözlüğü alın. Değil sağ mi? Olsun. Bir şey gördüm de sen bakarken gözlüğe camı çizilmiş. Şey, cömerttirler. Cömerttirler. Sevgilerini ama de verirler. Şöyle bir şey gözlemledim ben aslanlarla ilgili. Havasını atabilecekleri paraları daha çok harcıyorlar. Mesela bir yardım istiyorsun sen.
onunla hava atamayacaksa sana o yardımı yapmıyor. Ha. Onu anlatabilecekse, onu konuşturabilecekse, vay işte aferin iyi ki yapmışsın denecekse onu yapıyor. Övgüyü mesela. Övgüyü seviyorlar onun işte. Onun için 20 kişi yemeğe gidince hesabı ödüyor ama işte birisinin ihtiyacı olan 3 kuruşu vermiyor ona. O doğru. O öyle özellikleri var. Hepsinin olmasa bile var. Eğer yükselenlerinde birazcık daha başaklık falan varsa daha çok başaklar çünkü parasını çok fazla ya efsanevi bir cimrilikleri vardır. Göstermezler başaklar. Bilmiyorum var mıdır. Kendi için çok cömerttir de başaklar. Nereden başağa geçtik gene gelmedi. Evet aslanlar cömert insanlardır. Sevgilerini verirler ama hep karşılığını almak isterler. Hmm. Boş bir yere vermezler. Olmaz o zaman işte. İşte sayılmaz. Yapıları öyle doğmuşlar. Ağustos öyle bir şey demiyorum canım yani. Temmuz insanları, Temmuz 22'den sonra bazen 23'ünde Ağustos insanları, güneşin en yüksek olduğu ay, şeyleri, egoları yüksek, enerjileri yüksek. Onlar güneş. İşte pohpohlayarak çok akıllı kadınlar aslan erkeklerini çok iyi kullanıyorlar. Hmm. Özellikle ikizler kadını aslan erkeğini parmağında oynatıyor. Hmm. Çok zeki ya ikizler böyle uyanık. Aslanı istediği iltifatı hem de ustaca yapıyor. Hmm. O yüzden aslanların bence bir ikizler kadınıyla aslan erkeğinin evlenmesi lazım. Aslanlar bir de görkemli evleri severler. Evleriyle övünürler, saçlarıyla, görünüşleriyle. Bazen de ama çok komik isterler, oluyor bazı akrep aslan erkekleri. 60 yaşında rengarenk giyinebiliyorlar. Ne güzel giyinsinler. Ondan sonra ama bazen gereğinden fazla bazen işte 60 yaşında 65 yaşında solaryumlarda yanmak güneşi seviyorlar ya işte sırma dişler, rengarenk kıyafetler falan derken Lens. Evet bakıyorsun gerçekten yakışıyor ama bazen de komik olabiliyorlar. Kokoş oluyorlar. Onu daha böyle bir ama ne olursa olsun bulundukları alana ışık getiren. Ben aslan insanlarla çok vakit iyi geçiriyorum. Bana yardım ederler, akıl verirler. Kadınları çok komik, çok matrak, eğlenceli ay çok, oluyor. Çok çok. Bir de yüksek sesli, gür sesli insanlardır. Girdikleri alanda hemen sesleriyle fark edilmek için uğraşırlar ama yaparlar. Eğer fark edilmemişlerse hakarettir. Kesin böyle ya bir yerde bağırarak birine bir şey söylerler ya gürültülü bir şekilde bir şey çekerler ama bir şekilde fark edilirler. O yüzden aslanları fark etmezseniz ya da iltifat etmezseniz size gıcık olurlar. Yani şimdi aslanların iyi bir şey söyledik mi diye düşünüyorum. Söyledik canım tabii. Yani aslanları birazcık övmek lazım çünkü çok az övdük gibi geliyor. Ondan sonra bize kızacaklar, videomuzu açmayacaklar. Öv çabuk aslanları. Çabuk. Çalışkan mıdırlar? Çalışkandırlar. Tembel midirler? Tembeldirler. Bazen günlerce çalışmak uykuyu istemezler. Hani böyle vardır ya, ininin kapısında saatlerce uzanıp böyle kuyruğunu bile sallamak istemeyen aslan tipi. Kedilerden düşün. Uyumak isteyen kediler. Hani bütün gidip seversin, zaten. Kuyruk sallar, elleme beni diye. Böyle kuyruk hızlı hızlı gider, kızdım diye. İşte aslan burcu insanı dokunulmak istenmezse hiç gidip bir şey söylemeyeceksiniz. Cevap bile vermez. Hmm. Ama kendisi Aspan. Uykusunu alır, eğlenceli, hoşuna giderse size dünyayı yaratır. Bir de çok taklitçidir onlar. Mimikleri çok kuvvetlidir. Çok iyi aktör oluyorlar. Çok iyi aktör. Dünya bir sahne. Onlar da artist, böyle oynarlar da oynarlar. O yüzden aslan burcu alkış ister devamlı. Yine geldik övgüye. Evet. Alkış, övgü, alkış. Onlar oynasa, aslanı hep mutlu etmekle mi uğraşacağız? Şimdi onu düşündüm birden. İki öveceksin, her istediğini yapacak. Daha kolay ne var? Ay bazen de kime yaptırtabiliyorsun o kadar kolay? Ya canı istemeyince yapmıyor istediğin kadar öv. Hani kedi o. Kedi işte. Kedilerle yaşayan insanlar bence aslanlarla iyi geçinir. Ya benim dumanım var. Duman diyorum pirincim var. Duman canı istemiyor. Gel seveyim. Kuyruk iki sallanıyor bakmıyor. Ha. Aslan insanı da öyle işte. Gel canım güleyim yok canı istemezse sadece kuyruk sallar. Peki birisi niye canının istemediği bir şey yapsın ki zaten hayatta? Bir de öyle bir durum o var. O zaman aslanlar çok karakteristik bir evet. yapıları var. Sevdik aslanları. Sevdik mi? Kızdık çocukları mı? Nasıl? Çocukları çok güzeldir. Çocukluklarından beri çok parlak çocuklardır, ışıltılı çocuklardır. Ve okul piyeslerinde, tiyatrolarında
en önde olan çocuklar onlardır. Çok renkli kıyafetler giyerler. Özellikle kırmızıyı, turuncuyu, pembeyi, en çok pembeyi biraz teraziler de oranj renklerinde aslanlar giyer. Şeyi unuttuk, burada söyleyelim, nasıl olsa millet açıp açıp seyrediyor. Yengeç hangi organları temsil ediyordu? Mideyi ve kadınlar göğüsleri. Akciğerlerden indik mideye. Mideyi annedir, süt bezeleri, sütler. Aslan kalbi. Aslan damarları, kalbi, damarları, dolaşımı aorttur aslanın. Toplar damar kovaya aittir. Aslanın zıt burcu atar damar aslana aittir. Kalbi besleyen ana damarlar, aortlar aslanındır. O yüzden birçok aslan kalp kriziyle ölür. Yani bu arada aslan burcu Cemil İpekçi, yengeç aslanı, bypass falan geçirdi. Ha, geçenlerde hatta aradım. Ay, Satürn'ü, Plüton'u retroda. Aslan burcudur Cemil. Aslan kalbinden şey, stentler falan öyle takıldı. Öyle mi? Ben bilmiyorum. Tabii tabii. Ay, ara ara epey bir çok konuştuk. Hastanedeyken de konuştum. Çok iyi, çok tatlı biri ya. Çok seviyorum onu ben. Enerjisi çok güzel. Tabii çok kaliteli bir aslan. Kendiyle çok barışık. Çok barışık. Kendiyle dalga geçen. Olduğu için, evet. Evet, ailesine bağlı, bütün yeğenlerine hayran. İşte tipik aslan. Hani Cemil İpekçi demek aslan demektir. Evet, yengeci de var ama onun yengeç ağırlığı da var. Ama aslan özelliği daha belirgin. Kalple ilgili problemleri de aslanlar yaşar. Zaman zaman aşırı güneşte kaldıkları için güneş alerjileri de aslanlar. Güneş değil mi onların gezegeni? Gezegenleri. Onun için güneş seviyorlar. Tabii ki. Ani beyin kanamaları da, güneş çarpmaları da yine aslanların böyle periyodik rahatsızlıkları, kronikleşmiş rahatsızlıklarında yine alerjiler vardır. Çünkü güneş alerjisi. Yine güneşe en dayanıklı aslanlar, en dayanıksız yine aslanlardan çıkabilir. O uç noktalardadır. Aslanın olumsuz açısını almıştır. Ama aslanlar, saçları çok önemlidir. İki tane kel kalsalar saçlarını uzatmak isterler. Saç ektiren en çok yine aslanlardır. Saç ektirenler. Öyle mi? Tabii evet, kel olup saça da çok düşkün oluyorlar. Çok düşkünler. Çünkü yelesini sever. Evet. Bir de yaylar çok düşkündür. Onlar da yarı at, yarı insan oldukları için onlar da yelelerini sever. En çok da aslanlar. Evet, başka ne kaldı? Parfümleri çok sever onlar. Bin bir tane gece kokuları ve baharatlı kokular aslanların sembolüktür. Ve en çok klasik kokusu severler. Yani yıllardır kullandıkları parfümle sembolleşmiş olmak isterler. Ha, ne güzel. Tabii ki. Yani işte, aslanları kokusundan tanırsın. Ayşe'yi gördün mü işte şu kokuyu sürüyordur, evet, senelerdir, evet, diye. Ama baharatlı ve ağır kokuları severler. Ben de bayılırım. Evet. Akrepler de sever baharatlı, karanfil, tarçın kokuları. Ben de bir gün tarçıncıyım, sadece parfümleri diye konuşalım bir gün. Olur, konuşuruz. Kokuları konuşalım, anılar. Çok konumuz var. Çok konu çok. Yine görkemli büyük evleri severler. Mümkünse ailelerini de kendi evlerinde ağırlamak isterler. İşte dört katlı ev, üst katında annesi otursun, orta katta kız kardeşi. Böyle kombin yaşamayı, hani koloni halinde yaşamayı da yine aslanlar sever ama evin en güzel yerini kendine ayırır. Ormanın en güzel mağarası ona aittir. Ha, iyi. Evet. O zaman yani yengeç erkeğini, hani annesine çok düşkün erkeğe tahammül edebilecek kadınlar demiştik. Ailesiyle yine oturacak bir erkekle okeyseniz aslanlar, evet, evlenin. Yengeçle aslan evlilikleri güzeldir. Aslında sembolik, evet, olarak doğru, birbirlerini... Yengeçler aslanları iyi idare çok ediyor. Çok iyiler. Ama birbirlerine hiç uymayan burçları. Biri ateş, biri ama su. Ama işte mesela yengeç kadını aslan erkeğini güzel idare edebiliyor sanırım. Çünkü yengeç kadını güçlü erkeği sever. Evet. Aslan erkeği de güçtür. Yengeç güçe koşar. Yani... Normal güzel bir evliliktir. Ama aslan erkekleri bildiğim kadarıyla gurur duyabilecekleri kadınları seçiyorlar. Tabii, çok değil mi? Güzel. Öyle düşük aslan insanlardan hoşlanmıyorlar yani. Çok balık kadınını seçerler. Ha, karşıt burcu. Ama şeydir, balık kadını muydu? Süslüdür. Öyleydi, ya, değil güzeldir. Mi? Ha, yok, kova karşıt, kovadır, burcu. Karşıt ha. Burcu. Balık onun değildir ama çok aslan balık kadını evliliği görüyorum. Çünkü balık kadını süslüdür, ışıltılıdır. Aslan da pırıltılı şeyleri sever. Sahneyi sever, altını sever aslan. Balık kadını da her türlü süsü sevdiği için balık ve aslan ilişkisi güzeldir. Güzel. Evet. Başka ne kaldı aslana ait? Yeter. Etleri sever. Yemek. Etobur yani. Etoburdur. Sebzeyi muhakkak bir et yemeği gün yemek ister. Sıvıları sever mi? Sever. Görkemli sofraları sever ama sofrada yenen yemekten çok ihtişamı sever. Kadehler,
tabaklar, masa örtüleri, su bardakları, her şeyin en güzeli olsun ister ve kadınları da mükemmel sofra hazırlarlar. İçinde yemeği kim yaparsa yapsın, yengeç kadını yapsın yemeği ama sofrayı aslan kadını hazırlasın. Aslan kadını öyle çok fazla sofra, yemek, mutfakla uğraşmayı sevmez. Kaldık onlar ortaya. Lütuf ya ondandır. Tabii onların hizmetçisi ömrü aynada olsun. Geçiyor. Bir de aslan çocukları çocukluklarından itibaren aynada taklit yaparlar. Kış ortasında yazlık kıyafetleri giyip çıkarlar. Yine öyle deli saraylı bir aslan kız çocukları vardır. Annesinin dolabından sürekli yazlık kıyafetini çıkartır. Çıkarınca onu giyer. Kış ortasında ışıltılı yazlık şeyleri, güneş çocukları ya, yazlık kıyafetleri daha çok severler. Tabii kim sevmez. Çiçekli şeyleri severler. Aslanların evlerinde güller, çiçekler çoktur. İhtişam vardır. Aslanın evi tepeden tırnağa ihtişamdır. Hiç benlik değil, teşekkür ediyoruz. Sevdik aslanları da. Sevdik. Şimdi ne var? Bacak sonra neye geçeceğiz? Aslanları bir bitirelim. Bir sus be. Bir bitirelim. Çok konuştum. Ha, bu arada aslan kadınları esmer de doğsa sarışın olur. Sarışın olurlar. Peki onu, tamam. Tamam. Bitti mi aslanlar? Bitti. Tamam, bitmiş. Astroloji dendi mi akan sular durur. Acaba geleceğim nasıl olacak? Evlenebilecek miyim? Zengin olacak mıyım? Sağlığımdan ne haber? Hepsinin cevabı sana özel haritada. Ama bir konuda dikkat. Astroloji fal değil, taro değil, büyü değil, içgörü hiç değil. Astroloji gökyüzünün ilmi. Saçmalama, dediğinizi duyar gibi oluyorum. Aslında hepimiz yıldız tozu değil miyiz? Bütün sorularımızın cevabı gökyüzünde olabilir. Öyle bir ilim ki ne kadar öğrenirsek öğrenelim sonsuz bir bilgi okyanusu. Danışalım ki hata payımız azalsın, işlerimiz kolaylaşsın, yaşam keyiflensin, eğilimlerimizi, yeteneklerimizi keşfedelim. O kişi hayatımızın aşkı mı değil mi öğrenelim. Olabilecek tatsızlıklara önlem alalım. Astroloji hayatın sürprizlerini bozmaz, daha rahat anlamamızı sağlar. Astroloji olasılıkları söyler, uygulamayız.